Batman TV'den herkese selam arkadaşlar. Genç Ayarlı programı ile yepyeni bölüm ve sizlerin karşısındayız. Genç Ayarlı programı her zaman gençlerin yanında olduğu, her zaman gençler destekleri. Programımızsa çeşitli konular olacaktı. O konularda sizlerden tartışacağız. Aynı zamanda da her programımız farklı bir misafir olacaktı. Şimdi izleyelim, görelim bugünkü misafirimizi onlardan sizlerden olacak. Mehmet Ziya Tahir 1999 yılında Kerkük'te gözünü dünyaya açtı. İlkokulu Ataterzibaşı, ortaokulu Kızılay ve üniversiteyi de Kerkük Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesinden başarıyla mezun olmuştur. Masa tenisi oyunlarına katılıp birçok şampiyonluk elde eden Mehmet, çocukluk çağındayken bile hep masa tenisi oyunları ilgisini çekmiştir. Böylece hayalini daha olgun ve profesyonelce gerçekleştirmiştir. Babası eski şampiyonlardan olduğu için ona çok destekte bulunmuş ve kendisine şampiyonluk kazandırmıştır. Bu nedenle Ömer gençlere seslenerek kendinizi keşfedin, hobinizi keşfedin ve geliştirin. Ben başardıysam sizler de başarabilirsiniz diye mesajını veriyor. Evet değerli izleyiciler, izledik, gördük bugünkü misafirimizi. Şimdi hoş geldin, safalar getirdik hocam. Hoş bulduk. Çok sağ olasın. Ben sana çok teşekkür ederim Ankara'da bu programa geldiğin için. Sağ ol, ben de size teşekkür ederim davet ettiğin için beni bu güzel programa. Sağ olun. Çok sağ olasın. İlk başta istedim hayallerden konuşalım. Her başarın bir hayali vardı bu dünyada. Sana tam olarak hayali neydi, o neyi getiriyor? Tabii hayalde her insan hayali olmasa ona çalışmaz hatta yetişsin. Doğru. Hayaller büyüyücü oldukça daha büyüyorlar tabii. Her bir şeyi geçince daha fazlasını istesen. Bu tabii insanın içinde var zaten. Hayaller işte, ben doğundum spor içinde, masa tenis içinde. Aile olarak babam, annem özleri sporcular, masa tenisçiler. Doğuldum bunun içinde. Babam oynar, annem oynar. İşte benim abilerim oynarlar. Ben de dedim, bir hayalim oldu, ben dalışım, ben de oynayayım. İlk, tamam, çok küçük yaşta, ben istesem bir şeyi gördü, sen de diyorsan, ben de oynayayım. Doğru da. Tabii sonra, ondan sonra, girince, taammuk edince, oyna, temrin et, alıştım. İşte tamam, bir dayiyetten sıfırdan başladım. Doğru da. Peki tam olarak ilk başladığı zaman hemen düz masa tenisinde başladığı ya da diğer başka bir spora başladığı ilk başlarda? Yok, direkt masa tenisine başladım. Çünkü masa tenisi biz aileyi bir şeydi. Yani evde masamız var idi. Nerede işte giderdim, babam oynar, amım oynar, abilerim, amım oğlu. Bakardım üzerine. Zaten onun içinde oldum ben. Ve direkt masa tenisine girdim. Babam da küçük yaştayken ben hemen 7 yaşında böyle hemen daha raket verdi elime. Başladı oynatmaya beni. Özümü masa tenisinde buldum. Doğru. Güzel bir şeydi aslında ailenin bir şey yapmak. Yani mesela bir sporcu olmak ya da müzisyen olmak ya da farklı şeylerden olmak. Bunda ne oldu bir kere? Sağ olsun, büyük bir destek oldu. Sen o oyunu tutmak da, o daha başarılı olmak da. Sen de mesela amma olsun ya da baba olsun ya da kardeşler olsun masa tenisinde bayağı bir ilerleme kaydedebilirler, şampiyonluk elde edebilirler. Onun için sen de gördüğü özlerini, sen de öz yollarından gitmek istedin. Tabii bu özü denediğim şey mesleğde şu olup bu, yani bitti bizim indi bu spor masa tenisi nece bir şeyde mesleğçi oldu, bizim de mesleğçimiz oldu. Yani uşaklıktan içindeyiz. Tabii bizim benim de babam bizi alıştırdı. Yani bir koydu, yani spor da ihtisastı, koy bu ihtisası koydu bizim için. Biz de devam edelim arkalarından, tamam aldıkları şampiyonları biz de devam ettirek, adlarını da kaldırak, akit muhafazamızın adını kaldırak, Irak devletimizin adını kaldırak, duali yazı şampiyonlarda. Ve ben ailenin küçük olduğum için iki abim var. Onlar benden önce oynardılar. En son bana alıştırdı babam. Ailenin küçüğüyüm. Başladım ben bunlara bakmaktan, görmekten. İşte yavaş yavaş sevdim de. Oynayınca, her zaman taammuk edince bir şeye, ihtirafa da girince, yani bitti. O zaman bir başka çalışasan. Önce de tabii akide özümü derip de babam bana temrin verende baktı bir anda, bende o muhibeçe var, o muahallet var ki hatta sonrası yetişim hayalim daha çok oyuncu olum, şampiyonları alım.
Ve tabi o yavaş yavaş yaştan, ömürden, zaman geçtikçe belli oluyor. Ve elhamdülillah de oldum da, yetiştim de. Tabii ki birinci destekim aile'di. Tamam. Ve de babamdı hasaten. Yani beni şampiyonlara bile katılmak için maddi manevi destek özü yollardı. Yani ben ciddim katılım, hatta daha ileri gitmek için, hatta daha iyi olmak için. Fakat bu da boynumun borcu taşıdı. Yani ben hatta bu yorgunluğu gitmesin, bu şampiyonları olan da zaten ona armağan ederim özün. Tabii. İlk özüme yok, ilk özüne. Çünkü özünün benden fazla amacı var üzerime. Ve benim de bu tabi ettiğim bu aldığım şampiyonları ilk özüne döner. Çünkü diğerler Mehmet'i kim oyuncu etti? Tabi babası etti. Babası etti. Kaptan Ziyad. Tabi ilk özü için sayını, annen benim için sayını. Doğru, zaten bak bir ailenin, bir babanın ya da bir annenin uşağının yanında durmak çok önemlidir. Çünkü durduğu zaman yanında bakarsan o istediği müstavaya yetişer, istediği seviyeye yetişer. O aynı zamanda da mesela baksan bir sporcudur. Bir spor atıram yani. Atıram mesela tenisi diyeğen. Şampiyon oldu. Ne güzel bir şeydi bu. Tabii. Yani öz yaptığı şeyi uşağı öğretti. Uşağı ise kalktı. Ne oldu? Butlulara müşareke etti. Şampiyonluğa katıldı. Tabii. Katıldığı zaman da iyi bir seviye getirdi. Birincilik getirdi. Tabii. Çok güzel bir duygudu bu. Tabii bu bir duygudu. Tabii ki birinci kere hem babana ne ol, yani hem babana ne sen, hem de müderrimsen. Yani bir çiftçik ol. Şimdi insan uşağı bir naç halinde meşrepten bir yere geçende çiftlenir uşağı için. Ama o zaman işte hem müderrimsen, hem emec veripsen, hem oynarı, uturu. Tabii hem baba olarak çiftlenir, hem de müderrim olarak gurur duyuru. Bennehu, ben iyi bir oyuncu yapmışam. Doğru. Tabii ki orada da dedi o güzel şey, ana, baba, aile. Akid biz analar da tabii çok önemlidir. Çünkü analar aynen verdiği vatançalığı çok çoktu da. Yani bu bir normal insanla döcü sporcu çok fark eder. Yani ye, iç, cır, çıx, temrini. Hasaten biz masa tenisi olarak bir ailevi şeydi. Ailevi oldu. Tabii evde de masa var. Sen evde de bu ses, görüntü, tak, tık, bu temrin. Hoca kıyamet temrinde bazı şere hoca oluyor, ciddilik oluyor. Böyle et, on et. Bir evde hiç yani demez. Bunu etme, bunu on et, tuz. Şey oldum, bezar oldum, hiç. Ha bizimlendi. Tabii kız kardeşim de yoktu benim. Özü yani biz anlama nene gözüyle bakmadık. Hem kız kardeşimizdi, hem arkadaşımız, hem nenemizdi. Yani biz temrin ederiz, oynarız, uzarız, özü var. Gelebilmez şeye, kağalara. Son çare diyeyim özden gel. Son bu devride, bu 2021 devresine Erbil'den nihai final oyuna geldi. Ve final oyunda oynadık, uttuk. Son oyunda da ben çıktım, uttum. Takım da olarak uttu, şampiyon da olduk. Ve döndüm, oturuptu, döndüm, işaret ettim özüne. Dedim bu utmak sana armağandı. Doğru. Ve hepsi alem kaade, hepsi alem maçta kaade, hepsi alem döndü. Bak dedi, kim ne etti, uçuma etti. Baktılar, hatta özü bizim hem nadi başkanı hem reis ittihad başkanı masa tenisinin. Oyundan sonra çıktım tebrik etmen dedi. Dedi kim işaret etti? Anlam gelmişti. Dedim abi anlam ilk defa gelsin. Çünkü uşağının bundan bir 6-7 yıl önce dedi inşallah bir cümbeyi colasan gelle otururam, teşcih ederim seni. Çok güzel bir şeydi. Ve dedi o gün işte o gün idi. Tahkik oldu, geldi oturdu. Uttum, o utmağı da özüne armağan ettim. Doğru. Fatih Bey bu duygunu ben onu diyeyim sana. Her insan yaşamaz. Hasan normal insan böyle sporcu taçı hiç yaşamaz. Doğru, bas gene de yani bak anlamız geldi, sizi o katıldığınız yerde sen destekledi. Tabi. Güzel bir şeydi bu. Çok tabi. Çünkü insan bir başka duygulandı. Maç içinde bile oynayanda düşünmür utumuzun. Dürü nene babam oturup
yaratıtım hatırları için. Ya bak Başar'ın sevdiği bir insan geldiği zaman oyunlarına bakmaya, bir şampiyonluk olsun ya da normal bir oyun olsun, farklı ol oynayacak. Daha fazla azim ol. Yani mesela Sao Takao diyeğin az ise bile kamil takatı da oynasan, hatta bir sebil ne olsun, iyi bir seviyeye yetişesen, iyi bir başarı elde edesen. Okay. Onun için yani Ayla buradan da yani gerçekten tebrik ederim Özlerim. Böyle bir evlat yetiştirirler. Çünkü zor bir şeydi. Bu zamanda hasaten çok gençlerimiz görür biz spordan tamamen uzaktılar. Bu çok yanlış bir şeydi. Her zaman gerekim bütün gençlerimiz, büyükler küçükler aslında hiç fark etmiyordu. Spor yapsınlar. Tabii. Çünkü spor yaptık o zaman senin kamil vücudu çalışmış olur. Sen masa tenisi oynadık o zaman ayaklar çalışmaz, çalışır. Tabii. Eller çalışmaz, çalışır. Biz ama neydi? Demirhem çok vardı, hiçbir şey yapmıyorlar. Tabii. Bu çok yanlıştı. Çok yanlış tabii. Hasan indi bu zamanda yani demişli çok şeyler var insanı telahi etsin. Bu kafeler dolu, bir işte şeyler, güzel yerler, oturmak yerleri. Tamam, bunlar da nedirler? Bu akit, bu insanları sen istem, sen insanı cezbedirin. Bes ama gençler her zaman sıhhatlarına, sağlıklarına bakmaları lazım. Geçirler, bu hatta böyle oldu. Çok da şimdi böyle, mesela otururlar kafenin için, bir nercili içmek için. Böyle oldu. Bir çoğu elektronikler çıkıp yerdikçeler de içirler. Bu sen diyemsen bu sahatmana cezer el verir. Tamam. Diyemsen hasta olandan benim babam, nenem, ailem demez bu uşağın hiç hasta oldu. Peki tamam. Ced doktora bir çere. Doktorlar yanıldı. Çok yanlış yediler gençlerimiz bu zamanda. Yani ben bakıram arkadaşlarıma da bakardım. Arkadaşlarıma da diyerdim. Yani bir şey yedim. Hastan biz beden eğitim üniversitedeydim. Beden eğitimden mezun oldum. Beden eğitimde arkadaşlarım o cigara içirir, o enerjili içirir. Baba indi kule riyazaya gelip sen. Alakalı riyazanı ihtiram eyle. Ben zunen indi riyazıya ama bana saygı gösterin. Cigara enerjili içmeye bunun yanında. Yani öyle. Ama hiç yani bu akid sen de dedi o. Birinci çerde aileden de baba neden de geldi. Biz işte aileler hiç desteklemiyorlar. Uşaklarını git spora, git spor yap. Boş oturupsan, yok git bir spora katıl. Mühim de önce bir iyi müstavaya yetişesen. Yok yok, bir senden önemli değil. Yani her ne spor olmuş. Yani ben kaz etmiyorum sadece masa tenisi. Atiyeli futbol olsun Akil. Mesela. Bir şeye katıl. Bir şeyler yapsan. Bir şey yap, bir şeye katıl. Mühim de önce illa onda bir müstavaya yetişesen ihtirafi. Zaten hepsi top oynayan Ronaldo Messi olmadı. Doğru. Olmaz da. Aynen. Tabii mühim insan özüne göre bir şey yapsın. Ondan bir istifade görsün. Femen işte dediği o tercih. Gençlere özüm de kızım, arkadaşlara her zaman diyorum. Yani spor yapın, hem vakti geçer, hem de sıhhat için çok iyiydi. Zaten hem de çok yanlış, uzak şeylerden de uzaklaştırırsan. Doğru, zaten özü baktığı zaman bir sporcuya, büyük olduğu zaman bakarsan hastalıktan daha az maruz kaldı hastalığa. Ama birisi baksa hiç spor yapmayıp da bir sürü hastalıklar çıkıyor özü içe. Onun için neydi? Sen uşak yaştayken, genellikle biz ebeveynlere seslendik buradan, annelere, babalara. Uşaklarını alıştırsınlar spora, tabii, yönlendirsinler özlerini. Çünkü uşak yaştayken bir kolay şeye, ola. Kolay ola. Kolay hem ola söz ama. Tutar. Çünkü bir seninle ola hem söz tutar, akit, hem de alışar zaten. Hem de alışar. Çünkü 20 ya da 30 yaşından sonra birisi akit spora başladıysa özü zor bir şey değil ki. Rahmetten gelmeyip, sevciyden de gelmeyip ama uşak sevabilir. Yani sevabilir. Doğru. Sevabilir. Bir de bir sene adı uşakken başladık o zaman ne ola? Daha sen o hayatından bir parça tek ola. Bir parça ola ki. Büyük olanda zor olsa olsun. Yani günden güne daha zor ola. Tabii. Onun ya için. Sen daha koparabilmezsen özü içinden. Şimdi ben bundan cezesem uzaklaşım da. Mesela diye hatıram bir hafta sıram tatil edim. Yani mesela bu son yazda babama dedim yorundum. Devri bitti. O şampiyon bitti. Arap şampiyonuna katıldık. Arap şampiyonu da bitti, döndüm. Dedim bir istirahat alım. 5 gün geçti haftada, 5 gün. Cuma geldi, biz gün normalde cuma istirahatımızdı bizim, temrin etmiyorduk. Cuma geldi, hele ben ahattan kamise oturmuşum. Dedim bana, ben de önce çok oturdum. Çok oturdum. Dedim ben de önce çok oturdum, yani öcüdele gelecek şeyler var. Onlar çantalarımı yap, çünkü bizim Türkiye'de sezon açılmışı 11. aydı, Ekim ayında. Şampiyonluk sezonu yo, değil yoksa? Yok, Türkiye Ligi açılışı. Türkiye Ligi. Yani başlar, lig başlar. Güzel. Tabii yani biz her devam, her şey var. O da yani diyende istirahat yer isen neye diyen bana, yani neye istirahat etsen.
sen bir günlük oturanda böyle bir haftalık liyakav düştü, ihsasu düştü, gerek her devam temrin edesen. Doğru. Sen günde genellikle nece saat antrenman yapsan, yani tedrib yapsan? İşte o değişir ama sistem olarak günde 3 saat yaparım, 2,5 saat, 3 saat. Bu normal günlerde ama maçlardan önce, şampiyonlardan önce o son ayı, yani son çi haftanı o yok. Onu 4 saat, bazen 5 saat olur. Mesela kampa girsek en az 5 saat yaparız. Çünkü mesela son hafta kampa girdik. Takımdan, yani milli takımdan. Farklı olan. O farklı olan. Onda bitti. Çünkü bir hafta kalıp özü en iyi hazırlıyorsan. Çünkü zaten o haftanı tefarruğ edip sen. Zaten sadece onu yani, yapasın. Bitti, sabah akşam kalkıp antrenman yapasın. Çünkü bak bir sen nerede, antrenman vakti biraz farklı oluyor yani diğer normal vakitlerden. Tabii. Çünkü sen o güde bakarsan binlerce şampiyon vardı ihtimal. Yarar kim o şampiyonları yenebilesen. Ona odaklanasan, kalsan o geldiği şampiyona. Ondan sonrası için, ondan sonra odaklanasan. Ama o geldiği için bitti o son hafta özü kamil ona odaklanasan. Hatta temrini ciddilik fark eder. Şimdi mesela çay sonra bir şampiyonu var. Normal 2-3 saat oynasan, takılasan, keyfe bakasan. O ciddilikte olmaz. O ciddilikte olmaz. Ama o son 2 hafta, o son ay yok. Hoca mesela müderbu her temrin başında durar. Her ciddi saat onu yap, bunu yap, onu et. Kamil. Çıktı yazıyor, antrenman bitti. Tamam, geç istirahat ol. Bitti. Yemek ye. Çık, ne yapsan yap. Ha, güzel. Biraz istiyorum kulüye üzerine konuşayım. Sen beden eğitim fakültesindeydin. Evet. Sana yardımı dokundu. Mesela masa tenisiyle ilgisi var idi ya da yok idi? Hiç yok idi. Hasta bizim Çerçeve Üniversitesi'de hiç alakası yoktu. Çünkü birinci şey bir ne yer var. Doğru. Zaten yer sıkıntıları birkaç yıl önceydi ben gittim. Ha. 2017 ya da 18'deydi gittim oraya. Ama şimdiye kadar istimrar ederim. Ben girdim, o zamanydı bak. Girdim, teferruç ettim de ben hala devam eder sıkıntı. Çünkü yer sıkıntıları var idi. İstediler bir antrenman yapsalar, bir şey yapsalar yoktu yer. Yoktu, yok. Büyük sorunlardan birisiydi bu. Akit. Zaten sen özü sporcu olmasa hücursan ben özüm girdim. Sporda zaten bir belli yere yetişmişim. Onların bana bir katacak bir şeyi zahmetti. Çünkü yani bazı hocaların destekçi oldu, bazı şeylerde mesela bilirler şampiyonsan. Bilirler. Bazı olamıyor muhazara içinde, bazen muhazara yazısında bazı nasihatler dediler bana. Sen sporcusan, bedeni, şeyi, her şeyi uygun da zaten. Onu yap, bunu yap, daha iyi geliştir kendini. Tabii onlar, o da arkadaşına demişti. Arkadaş sana yani bir tavsiye etti ya. Ka dersi için hoca dersini verir, çıkar. Sen riyaziysen, riyazi dövüşsen, haradan gelip sana geçsen hiç alakası yok. Ama bu çok yanlıştı bence. Çok yanlıştı. Yani hatta derecette bile, imtihanlarda bile tesir edirdi bize. Ben şampiyonlara katıldım. Meşgul oldum. Okumağa da zaten çok vaktim olmadı. Yoktu. İmtihandan imtihana okuyup girerim imtihana. Geldi mesela beni teamül eder, aynen o ki hiç riyazi döyücü, riyaza yani hiç alakası yoktu. Demir bu oğlan emec verir, bu oğlan uşaqdan bir riyaza spor içindeydi. Zaten görürük şampiyonlarını, katıldığı şampiyonlara gedir, geldi, devamla rapt edir. Hiçbir yardım, hiç yardımcı olmadılar derece nahiyasından da. Yani benim derecatım arkadaşlarımdan bile az geldi. Ama bak bence bu çok yanlıştı. Mesela sen bir sporcu olduk, o gerek kim senden olan davranışları, tahammülleri biraz daha farklı olsun. Çünkü hiç bak sen nerede normal birisi geldiği zaman ihtimal gelip sadece üniversiteni bitirmek için, sadece şadam olsun diye bitirdi. Ama sen sporu sevdiği için yapsan, bundan ne olur bir kere? Farklı olur. Gerek kim sana farklı bir gözden baksalar. Çünkü sen şampiyonluğa katılmış bir sporcusan. Akit. Yani ondan da ayrı kendi memleketini temsil etsen aynı zamanda. Akit. Onun için gerek kim yani mesela seninle ilgiler biraz daha fazla olsun. Akit. Daha yakın olsun. Yani ondan ayrı destekte bulunsunlar sana. Sen üniversite olarak ya da avnadi olarak. Yani diğer Kerkük nadisi sana destekte bulunurdular şampiyon olduğu için. Yok. Zaten biz nadiler, kulüpler Kerkük içinde. Hiç alakaları yoktu. Ne de şampiyon olasan olmasan, milli takımda, Arap şampiyonunda şampiyon olasan hiç alakaları yok idi.
Sadece bizim ne diler neden mesuller. Anlaşırlar sana bir illik lig için, devri için. Devrini oynasan, utasan bitti o kadardı. O kadar. O devriden sonra her çeşit onlar. Anlaşmak o bitmek. Çünkü bak bir sen nerede? Ya mesela sen şampiyon olduk ve gerek kim? Bu nadiler bu sporcuların ellerinden tutsular, destek olsular özlerine hem maddi hem manevi hem antrenman ahiyasından yer taksis etseler suçu, asbab olsun ya, ya da aletler uz olsun ki ben okullansız özü sporda. Güzel, güzel soruya geldi. En önemli yer dediğim tercih yer bir de malzeme olmak için yani bu en büyük sıkıntımız idi zaten çarşıda. Çarşıda biz nadi solafta oynardık uşaklıktan. Ben nadi çarşıda başladım birinci içeri. Orada oynardılar babam, annem, kardeşlerim. Orada yani alışıklar. Yani orada 2007 yılında, 2006 yılında orada oradaydılar. Nadi çarşıda orada başladım. Ondan sonra 2008 böyle 9 solafa geçtik. Bir babamla da kardeşim başka gruba geçtiler. Sonra döndüler çarşıcı içine. Geçtik orada. O takımın antrenörü müdürbe amim oldu. Ben de küçükten işte apardım hani daha orada istimraraydık. Başladık, oynadık, çok şampiyonlar olduk. Yani Irak'ta kalmadı. 15 yaş aşağısında, 18 yaş aşağısında şampiyonlar olduk. Biz özümüz, ben Tarık kardeşim, Ömer amim oğlu, hala Tarık kardeşimden amim oğlu Ömer, naşin idiler. Ben de hala icbal idim. Gittik devre Irak'ya 2014 yılında. Devre Irak'ya gittik, devre Irak'ya ama şey, şimal, kısmı şimali. Bilsen işte top taşı. Gittik 3 olduk, hem de neydi? Devre-i Muhterifin idi. 10 takımın, 9 takımın İrani muhterifi, Mısri muhterifi var idi. Bir biz gitmişik, hem cancık hem de bir yabancı bir muhterif yoktu yanımızda. Bu Irak'ın muntakab oyuncuları var, takımlar. Hepsi iyi oyuncular, 5-3 takımdılar. Onlardan girdik şampiyona, oyna, ut, yetiştik son 2 maça. Onlar da ikisi de Irak liginde de şampiyon olup, birisi de ikinci olup. Birisi Nad Süleymaniye'ydi, biz de Nad Peşmerga'ydı. İkisinin de ki İran'ın en iyi muhterifi var idi yanlarında. Yani İran'ın bir kişisi. Oynadık. Onlardan da çarpıştık. Böyle maç hepsi baş başa gelirdi. 3-1, 3-2 zordan verdik. 3 genç olarak çarpıştan muhterifsiz gitmişik. 3 olduk. Tabii o da hani biz dedim de sana Ejbel'den, Naşin'den, Irak'ta hepsi şeyleri şampiyonları aldık. Devreyi Irak'ı olsun, Ejbel malı, Naşin malı. Doğru da. En son incazımız işte Nasolaf'tan oydu. Ondan sonra da işte deyirdi, Ka'an'ı da aldılar elimizden. Çünkü o Ka'a da bizim için muhafız yaptı özün, bizim şampiyonlarımızdan dolayı. Tekrim etti bizi, dedi, bunların bir masa tenisi Ka'ası yok çarşıda. Bir masa tenisi Ka'ası yapak, bunlar için antrenman yapsalar içinde. Ondan sonra işte bitti her çeşit bir belli müstevaya yetişti. Orada işte Ömer kalktı gittin Nadi Süleymaniye'ye 2015 yılında. Ben gittim Gazi Cunub'a. Her birimiz bir yere gittik. Oradan dedim bizim gruptan çıktı usta tamam. Salon da geldik bir gün baktık kıfıl vurdular kapıya. Yani biz o 7-8 yıl ettiklerimiz, hiçbirisi gözümüzde durmadı. Doğru. İşte bu diyemir abi. Yani bu çok kötü bir şeydi. Yani ona da kimse tedakül etmedi. Maliyeti tesir eder aslında kimse, bir şey. Özü birinci kere maneviydi, maddi de dövüş. Zaten maddiyen biz dedim sana bu son maçta ki oynadık, 3'te olduk. Bizim anlaştığımız bir il bile o maaşımız bile vermediler. Doğru. Biz hebele oynadık. Özümüz için oynadık. Manevi olarak bizi sadece babam, annem destekledi bizi. Gittik, katıldık, oynadık. O kadar. Doğru. Kısa bir yere geçsek tekrardan devam ederiz. Evet değerli izleyiciler, kısa bir yerden sonra tekrar sizlerin karşısında olacağız. Evet.
değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerin karşısında ayak tekrardan dönağın başka bir konuya biraz şampiyonluğu üzerine sıram konuşacağım. Maşallah sen bir sürü kat kaldı alıpsan ağırlar da. Bunlar tam olarak haralarda aldı biraz konuşsak üzerine. Mesela ilk başta bu beyi güzel konuşalım. İlk başta bunun üzerine konuşacağız. Butulat garba asya al ula li kuratı tavla. Ha, bu Naşin 18 yaş aşağısıydı. Garba asya butulası. Bunda işte şampiyon oldum, altın madalya aldım. Tabii bu da çok önemli bir şeydi. Çünkü neyi önemliydi? Bizim masa teniste Irak'ta bu Garbi Asya şampiyonluğu bir 25 yıl, 30 yıl oldu. Kimse altın madalya almamıştı. Son zamanda 95'te o zamandan sonra 2000'lerde kimse bu altın madalyanı almamıştı. İlk ben aldım özün. Altın dedik, o altın değil. Şey, yok bu şey ama bu nece diyemişli altın suyundandı. Ha, bu sağlığı medal ömür getmez. Ha getmezdi. özü o kaçtı. Bas altın madalya budur. Ha. Doğru. Bu Ordu'ndaydı ha, zannettim. Bu kadar. Ordu'ndaydı. Ha Ordu'ndaydı. Ordu'ndaydı. Peki diğerler mesela diğerleri, bu da Ordu'ndaydı aynen. Özü bizim umumen Arap şampiyonları bu son zamanlarda hepsi Ordu'nda tanzim oldu. Bu da Ma'in son Arap şampiyonudu. Ha yok bu da aynen West Asia'dı. Bu da aynen bu da takım olarak takımda 3. olduk. Ferdilerde ben 1. çıktım altın madalyanı aldım. Ha işte bu da aynen 2018 yılında bu da Fiyat Zavci Şabab. Aynen bu da Garbi Asya'dı. Aynen Ordu'nda tanzim oldu. Bunda da çifte Zavci'de benden bir Bağdatlı oğlan. Oyuncu. Türkiye'de de oynadı. Burada gördüm özde. Bu Türkiye şey birinci birinci lig şampiyonluğuydu bu. Antalya Spor'dan. Bu Antalya Spor'da işte ben ihtiraf ettim 2018 yılında. O da şey de var. Üçüncülüğü de var. Üçüncülüğü de var. Ha bu üçüncülüğü de var. İşte o yıl çıkmadık Süper Lig'e. Kısmet gelen ilaymış 2019 yılında. 2019 yılında oynadık. Şampiyon olduk. Bu da ilk şampiyonluğuydu birinci ligde. Hem Nadi Antalya Spor'un tarihinde. Doğru. Onu da benimle yaptılar. Yani o da çok önemli bir şeydi. Ya maşallah şampiyonluğu çoktu. Bir sürü madalya alıpsan, kasa alıpsan. İşte bir detaylara girsek daha iyi olur. Doğru. Çünkü o ihtiraf şeye girer selaşım. 2018'de şey ettim. Antalya Spor'a katıldım. Ona da ki buradan salamım etmek isterim, teşekkür de istemeyelim Özden. Bizim doktor Cülşat Çavuşoğlu var. Özü masa tenisçiydi zaten. Ve özü orada Antalya'da aldı. 1.30 il oldu. O apartmanı gösterdi orada. Antalya Spor takımına. Antalya Spor takımı ondan sonra anlaştı aldım hani. İndiye kadar da oynarım özelden. Bu 5. sezonum oldu oynarım özelden. İşte 1. sezon yarı, ilk yarı bitmişti. 2. yarıda gittim. 2. yarıda gittim takım 5-6 oyunu tutup oynadık. Uttuk da maçları. Son bir maç utuzduk. Çıkmadık Süper Lig'e. İşte kısmet o bir ilaydı. O bir ilde çok güzel işte bir şampiyon olduk. Hem benim için yazıldı o şampiyonluk hem de Antalya Spor grup olarak masa tenisinde tarihinde hiç şampiyonluk olmayıblar. Ha, olmayıblar. Olmayıblar ve o da çok güzel orada bir şey oldu. Orada temsil etmiş oldu. Orada da güzel bir şey oldu. Peki diğer üzerine konuşalım. Diğer üzerine. Bu Avzal Lağab. Bu son. En iyi oyuncu. Bu son ligdeydi. İşte dediğim anlam geldiği şampiyon buydu. Ha, buydu. Buydu. 21. Ha, il 21'de bu 6. ayıydı Mayen. Haziran ayında. İşte hem takım olarak şampiyon olduk. Irak Ligi'ni, Süper Ligi'ni aldık. Ben de en iyi oyuncu seçildim ki hiç maç kaybetmemeliyim. Hiç utuzmadım. Hiç utuzmayıp sen kadar? Ligde, ya tabii ya tutuzasam. Riyazı yok tutuzmasam. Ben kazdım bu sezonda, bu ligde hiç ne ilk yarıda ne ikinci yarıda hiç utuzmadım ligi. Utuzmaksız bitirdim. Doğru. Bu kadar madalya alıpsan, kasa alıpsan bunlardan en önemlisi Savuç'un aksi birisi de. En önemlisi işte indi biraz evvel diyirdik. O altın madalyaydı. Ha, o altın açığa. Çünkü dedim sana hem ferdi olarak bizim nasıl oyun ferdiydi. Hem ferdi oynasan hem Zavci yok. Hem Zavci de var hem de
takım farkı var. Hmm. Fa takımda 3 olduk. O takımı 3 olan da önceden var. Ama bu ferdi altın madalya olarak dedim sana 30 ili de Irak'ta kimse yapmamıştı özün. Bunu da ilk elhamdülillah yaptım. Bunun şampiyonu da konuşak. Bu şampiyonda bizim federasyonda problem var idi. Federasyonumuz o sezon hakkına yok idi. Hı hı. İşte önce de diyendim sana ilk destek babam hem maddi hem manevi. Bu şampiyona babam gönderdim hani. Bunda 6 edadiydim bile bu şampiyonda. 6 edadiydim. 6 edadiydim. O vaktiymiş. Nisfi sene imtihanıydı, nisfi sene atlasındaydı. Nisfi sene imtihanından bile tafhiye ettim, okumadım. Bu şampiyona katılmak için, bu şampiyon için hazırlandım, hazırlık yaptım. O da evde, odada, bir gurfada masamız var. O neden oturdu, şey yaptı, masamız var. Orada babam o masada, gurfada temrin verdi bana. 5 metrede gurfaça. Masanı koymuşuk. Babam duvar tarafında durup temrin verdi bana. Ben de bu tarafta 1 metre kalıp oynarım içinde. Hı hı. Orada hazırlık yaptık bir ay. Hatta bu şampiyona katıldım. Gittim de katıldım da elhamdülillah altın madalyanı aldım. Tabii bu hiç unutulmaz bir şeydi. Özü hiçbirisi unutulmaz. Ama en değerlisi, en önemlisi de buydu. Çünkü insan çalıştığı şeyin karşısını aldı. Doğru. Çünkü tavhiye ettim ben. İmtihandan, meşrepten tavhiye ettim. Bir odada çalıştık. Ve Allah da ki insanın yorgunluğunu unutmaz. Doğru. Allah tevfik etti. Bu altını aldım. Hamdolsun. Önemli olan sen istediği müstevayı yetiripsin, istediği seviyeyi yetiripsin. Elhamdülillah. Şimdiye kadar bir şey olup masa tenisi oynadığı sırada hiç yadudan çıkmır bir anı diyelim mesela. İşte o anılar çok var. Çünkü hem kahır var, bazı kötü tutmaklar, bazı tutmaklar da var işte dedim sana bu şampiyonlukta olandan kimse yok idi yanımda. Bir tek indi Gazi Cünüp Nadis'ine gittik. Onun hocası, o aynen oğlu da oynar. O benden oğlunu apardı, katıldık bu şampiyona. Hı-hı. Takım olarak üçüncü olduk. Ferdiz olarak ben finala kaldım, şampiyon oldum. Bes o var idi bizimden. Yani benim ne babam ne kimsem, kimse yok. Şampiyon oldum bile. Kimse yok sardım. Bu hoca girdi içeriye, sarıldı bana. Yani o dakikada... Garip iş duyguydu. Garip duyguydu. Dakikada o dakikada da insan şey oldu, yani böyle bir şeyde ailem yanımda olaydı, babam olaydı ama bizim Irak'ın bu durumları yüzünden, federasyonun bu kötü durumları yüzünden... Yine de olsun mecbur, yani. Mecbur kalsan, oynamak zorundasın, yapmak zorundasın sen. Yani... Genel önemli duygu. İşte bu bazı duygular ola ki unutulmaz. Unutulmaz. Mesela şimdi son şampiyonluğu da konuşak. Bu Irak'taydı. Ha, son şampiyonluk işte diyeyim sonra da tabii bir güzel duyguydu maçı bitirince çıktım direkt anne babama sarıldım. Doğru. Yanlar ya o da oldu biraz farklı oldu sadece. Tabii çok ya. Farklı oldu. Ondan sonra aynen Ordu'nda Arap şampiyonluğa katıldık. Takım olarak çok kötü onunla da kaybettik. Hı hı. Almadık madalya. Ama çiftte Zavci'de benden Ömer Amm'ın oğlu. Hı. Üçüncü aldık. Orada var madalya. Yani ikisiz bir yerde oynadınız yoksa? Ha Zavci. Aynen Zavci karşılık oynarsan. Karşılık oynarsan. Yani bir masada dört oyuncu oynar. Çiğnene çiğnene. Çiğnene. İşte üçüncü olduk onda. Ferdi olarak. Ferdi'de de Irak milli takım ferdi de Bara Amm'ın ricale kadar kimse ferdi madalya almadı. Hı hı. O şampiyonda bir tek ben aldım. O da çok önemli bir şeydi. Çünkü Arap şampiyonu bizim en önemliydi. Arabistan içinde en önemli bizim Arap şampiyonuydu. En birinci orada şampiyonluk yapmam lazım. İşte üçüncülük de ferdi de oldum. Onu da işte aynen Arap şampiyonda ricalde ferdi de aynen o da dediğim terki 30 yıllık kimse olmayıp hı hı. O hasaten bizim fiyat umriyada küçük yaşlarda her kişi olur. Ben de o küçük yaşlarda işte diyeyim sana 18 yaşında altınım da var. Birincilikce, ikincilikce var Arap şampiyonunda 15 yaşında. 15 madalya yaşında madalya fıldıya var. O da madalya fıldıya var. İlk oydu madalya fıldıya 2013 yılında. Bizim Erbil'deydi Kâs-ı Arap. O ilk madalyamıydı, fıldı.
bir sürü... O da indi saati, onun da önemi var. Tabii çünkü o da önemli var. İlk çok uşağılıktaydı, 15 yaşında. Ha. Sonra sondan sonra da aldım bronzi 2-3 tane. Sonra en önemlisi bu 18 yaşında altın birincilikçe. Sonra ondan sonra Ricel'de de aynen. Üçüncülükçe aldık Garbasya'da takım olarak 2018 yılında. İşte bu 2021'de. 2020'de durdu. Bir sene ki hiçbir şampiyon olmadı. Ekil bu virüs koronadan dolayı. Doğru. İşte son 21'de katıldık bu Arap şampiyonluğuna aynen oradan da. Onda Ferdiler'de de üçüncü oldum. En önemlisi de oydu. Çünkü Arap içinde en önemli zaten mütekaddimindi beyicilerde. Ve onda her çeşit Arap'la hapsi diye de Irak'tan oyuncular çıkıp o Irak Irak'tan Ferdi'de bir tane 3 oldu. Yani hatta iyi bir şeydi. İyi bir şeydi. Hem Irak için tabii hem değer oyuncular için geldiği Mehmet oldu. Biz de çalışacak olarak tabii bu da önemliydi. Akid işte dedim sana en güzelleri de ne akid en güzel duygularda her zaman da ilk şeyi sen yapasan senden önce yapmayıblar onları. Yani ilk olmak yani. O 15 yaşında o Çincilikçe Fıdlı'nı ilk kez Arap'ta aldık onu. Bizden önce fıddi alan yok idi. Bez bronz alan var idi. 2018'de bu altın alandım Cancık'ta. İşte 25-30 yıl alan yok idi. 2021'de bu son şampiyon, Arap şampiyonda Ferdi'de, Rical'de, Rical-ül Arap olarak 13 devlet katılmıştı şampiyona. Oldum ve aynen o da Irak son bir 30 yıl evvel bir madalya, bir şampiyonluğu almışlar. Fakat tabii bunun da önemlisi var çünkü indi Irak'ta tarih yazar Celen'de diyende kim indi bu zamanda 2000'lerde madalya alıp diyorlar işte filan Mehmet ilk özü aldı bu madalyanı bu filan butolda. İlk onu altın aldı, ilk onu üçüncülük aldı. Fakat tabii bu da çok daha önemli. Tabii akid. Çünkü bak gelecekte ihtimal başka bir masa tenisçi oyuncular çıkacaktı. Kimse şampiyonluk almadığı için ne olur diyorlar mesela filan ilk 2021-20'de ya da Mehmet böyle bir şampiyonluğa tabii, katıldı. Tabii tarihte kaldı. Masa tenisinin tarihinde kaldı. Geldiği federasyonlar, geldiği oyuncular, geldiği hocalar çalıştıklar oyuncularını diyorlar bu şampiyona katılsız filan ildayık müstakbelen. Diyorlar son çare Mehmet olmuştu. Mehmet'ten de bir 30 yıl önce kimse olmamıştı. Mehmet yani mesela demişti bir rekoru kırdı. Doğru. O rekoru kırmakta çok önemliydi bence. Tabii, akit. Doğru. Biraz isterim askerler üzerine konuşalım. Tam olarak sizi antrenmanlarımız bir şampiyonluğa katılmadan önce nelere dikkat etmenizi tavsiyede bulunur? Yani mesela yemek olsun, asbab olsun ya da yatmak nahiyasından olsun. Akit, şimdi biraz önce deyirdik. Kampa girince maskara en önemli bir inçeri gerçi fücudun her şeyi çıkartasan, harici hayatı bir çınara koyasan, sadece odaklanasan antrenmana, tamam akid erte yatmak, erte kalkmak, çünkü sabah yemek yiyip antrenman yapasan, gün orta restu, istirahatı var, akşam yine antrenmanı var. Fakid orada zaten özü tecihizatı, hepsi şeyi yağda gerek olsun, hazır olsun. İşte diyelim ki erte yatasan, erte kalkasan, çünkü sabah akşam çi antrenmanı var. Zaten iyi istirahat etmesen o takatur kalmaz. Mesela. O antrenmanları yapasan çünkü zor oldu. Çünkü müderip de seni zorlar. Onu yap, bunu yap. Ama işte sıkıntı herdadı. Biz o muaskerlerden Irak'ta hiç olmuru. Bizim yani Feydreysun hiç o muaskerlerden yapmırı. Yani Arap şampiyonuna bile son Arap şampiyonuna gittik. Yine aynı şey. Yine ben de antrenmanı yaptım, gittim. Ama bu çok yanlış bir şeydi. Çok hangi yanlış bir şeydi. Bir yani acı olsun ya mesela. Yoktu. Hani bir kağa olsun, bir kulüp olsun gidesen özünde orada sen arkadaşları udan. Akid. Sen antrenman diğer yapasan, milli takım oyuncularıydan. Oynasan tabii farklı hani sen evde oynasan. Mesela değilsen bir küçük yerde ya tabii. Orada antrenmanı yapsın i̇şte çok farklı vardı. İşte ahirde ne ettik bir çözüm. Abilerim için ev yaptık, abim evlendi, büyük abim. Son katında, üçüncü katında... Büyük bir yer yaptınız. 15 metre oldu işte, dam. 15 metre bir salon ettik o yüzden. Masa getirdik yenici. Bir yer getirdik, o ki masa tenisinde masa tenisine özel yapılıp. Özel yapılıp. Kırmızı olur rengi.
onları gətirdik yurt dışından. Hepsi öz hesabımıza zaten. Öz hesabımıza sığındığımız için zaten yapmışlar. İşte biz ihtiraf ettiğimiz için bu oyunda yapmasak bundan fazlasına gelebilmeliyiz. Yapmak zorundayız. Yani bir odaydan bir şey olmaz. Kalktık işte bu fikrini, ben abim verdik, babam dedi tamam. Hı-hı. Yapak gerek. Özde zaten eski şampiyon olduğu için. Özde de ki bizde öyle şey yoksun. Tabii özde bizim iyiliğimiz için de tabii bizim iyiliğimizi istiri. Yaptık. İşte elhamdülillah son il bu 2021'de oradan travmanı yaptık. İşte orada hazırlanırdım Arap şampiyonu için. Ha çok iyi. O zaman kısa bir ara geçsek tekrardan devam ederiz. Tamam. Evet değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar sizlerin karşısında olacak. Evet değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar sizlerin karşısında ayak tekrardan dönelim başka bir konuya. O da senin oynadığı oyunları göstereceğim sana. Bir de sıram anladın bize tam olarak hangi oyuncuydu ve neredeydi? Tamam. İlk olarak bu. Bu işte bu son Arap şampiyonuydu. Ordinde bu Mısır milli takımdı. Mısır'ın en iyi oyuncularındandı zaten. Gördüğü ki genç de döyücü, çok hıbrali oyuncuydu. Bu maçı çok kötü kaybettim, 3-2. Kaybetti o zaman. Ama işte çok güzel maç oldu. Mısırlılar çünkü bizim Arabistan'da birincilik özel geldiler. Afrika şampiyonudular zaten. Zaten hepsi şeyleri de dünya şampiyonlarına da katlarlar. Olimpiyatlara da katlarlar. Doğru. Ha, güzel maç oldu çok. Güzel maç ama kaybetti. Ama işte olsun, onlar olsun. Da şey. Bu takımdaydı. İşte Ferdi'de de öldü. Ferdi'de olsaydı çok üzülürdü. Doğru. Başka bir görüntüye geçsek. Ha. Ya! Bu işte bu milli takım Katar'dan bu Ferdi maçladı. Ha Ferdi maçladı. Ben de burada da kaybettim. Yo bu 4-8'di. Bu Ferdi dedi bunu uttan girer yarı finala. Ha. 4'e girer. Burada maçlar çiğ çiğ. Setler çiğ çiğ. Ha. Oyuncu fark ederdi. Birisi sağ değil, birisi sol değil ama. Bu hiç, bu sol değil. Bu başka oyundu. Biz zaten biz her oyuna çıkar oyuncu başka abi. Yani her oyun bir oyuncu tekrar oynamasın. İyi oyuncu oldu. Sağdan oynayıp soldan oynayan. Sol oynamak daha zordu. Çünkü özünün topu ters geldi sana. Ha, ters geldi. Ters geldi sana. Bizim de genel olarak her sağdan antrenman yaparız. Sol ile bir tek solu olsun antrenmanda yapasan özden. Bizim de önceden sol oyuncumuz var idi ama bıraktı o. Bıraktı. Şimdi son 4-5 yıldır sadece ben işte her sağdan antrenman yapıyorum. Doğru da. Ha. Bu maçı işte dediğim tek. Bu maçı uttum 3-2. Bu zaten bu Zevci'de Arap şampiyonu oldular. Hı-hı. Katar. Takımda da 3 oldular. Bu da zaten Katar'ın birinci adamıydı. Yani Katar'ın şampiyonuydu bu. Uttum özün. Yarı finale geçtim. İşte oradan doğru. Kaptım 3'üncülük yani. Başka bir görüntüye geçsek bu. واحد اثنين عند عمر عند محمد زياد Bu işte Irak Ligi'di bu sezon, 2021 malıydı. Yengi'di yani. Bu da bu oynadığım oyuncu difai oyuncuydu. Bu Bağdatlıydı, bu da genç milli takımdı. İşte i̇yi oyuncularından birisiydi. Haliyen Irak'ın en iyi 4 oyuncusundandı. Burada bunu uttum. Hem burada çiğ biriydi bizim için o maçlarda. Maçı kaybetseydim çiğ çiğe gelirdi doğru. Maç. Takım maçı. Uttum burada maçı da aldık bitirdik tabi. Bu da ne diyeceği şeydi.
biz zaten uttuk, şampiyon olduk, bunlar çiğ oldular. Doğru. Son olarak da bu. Son olarak da bu da Türkiye Süper Ligi'di. Bu Türkiye Süper Ligi işte bu çay önceydi. O karşımdaki oyuncu İran milli takım oyuncusuydu. O da transferdi zaten, Türkçülöğü. Tabii o da çok zor bir oyuncuydu. Bu da işte bir güzel sayılardandı, oynadığımız sayılardan maçta. Tabii insan bunlardan oynadıkça özün iyi de oynamasa zaten iyi olmasan. Doğru. Tabii hıbra kazandırır sana bu maçlar. Tamam, her maç sana bir hıbra kazandırır. Önemli değil kaybetmek de. Çünkü kaybetmesen, yanlışları görmesen, yanlışlara çalışmasan. Zaten riyazada da hiçbir zaman yok daha butmak. Doğru, doğru. Görüntülerimiz bu kadar idi. Biraz istirem kendi hayatıma. Hayatıyla ilgili konuşacağım. Evet. Tam olarak sen üniversite bitiripsen, şu anda mesela çalışsan bir yerde, yani oy çalışmışsan. Yok, yani bu işte demişliği yaradan vurdum. Bu mezun oldum bir yıl üniversiteden zaten ben. Doğru. İşte beden eğitimi bitirdim. Hiçbir çalışmak, hiçbir işçar, hiçbir şey yok. Desev teinata yok. Çünkü yani tayin olduğu zaman da bize öncelik bile vermirler. Hiçbir vizaret, ne vizaret terbiye olsun, ne vizaret talim olsun ki biz bunları temsil etmişiz. Biz, ben yani bunları saydım şampiyonu. Sporcu olma gereken biraz farklı olsun gerekir. Şampiyonları saydık. Ama şeyi demedim sana, biz terbiyette meşrepte olduğumuz zaman Irak terbiyet şampiyonuna katılırdık. Her il Irak şampiyonunu olardık meşrepler üzerine. Bütün Irak meşrepler üzerine. Güzel. Bitirdik. Bir bize öncelik yok. Bu sporcular deyse bize bunlar meşrepte oldukları zaman bize, nadilerden olsun, nadilerden de destek görmüyorsunuz. Ekid nadiler de zaten nadinin hükümette desteği zordu, yoktu. Yarımı hükümet nadisiydi, yarımı ehli öz nadiydi. Ve o sadece seninle lig için anlaşar. Alakası yoktu onun tayin şey işlerinden. Ha yok, zaten ama, ben sporla ilgili konuştum. Ekid. Ama işte ekid de o nadilerin de bir şeyi olması lazım. Uyzara Çebep'ten mesela. Uyzara Çebep yani Lücün Olimpiya olarak gerek deyirsel bu milli oyuncudur, milli takım oyuncusudur. Bu bir şahadası var, şahada da aldı, kulye de bitirir. Ne olup oturup evde hiç çalışmır ama bizim ne yazdık ki Irak'ta hiç yoktu böyle bir şey. Kimse yoktu. Aslında sporcuları önem versin, düşünsün. Benden önce de Tarık abim 3 yıl oldu mezun olup aynen beden eğitiminden. Özel bir yerde çalışır zannettim bu kadar. İndi bu son 3 ayda özel bir yerde çalışır. Özel okulda çalışır, başladı çalışmaya. Doğru. Ondan önce son 2 yıl evde oturmuştu. Ya aynen, o da şampiyondu, o da iyi sporcudu ama hiçbir destek yoktu. Umarım ki o destek geldi sizler için. Yani valla işte o en önemli odur. Çünkü indi riyaza bir yere kadar yetirir seni. Riyaza bittiğinden sonra yaşı geçenden sonra sen hayatı kurmak için yani gerek bir başka destek olsun, gerek bir başka bir şey olsun. Ve işte bizde de o hiç yoktu. Yani temenni ederim siyasiler, sporcu, sporda çalışanlar bir destekte bulunsunlar. İnşallah bulunurlar. Biraz istirham konuşalım, gelecekteki planları üzerine tam olarak neler yapmak istersen. Yakın gelecek diye fazla uzağı diyeyim yakın. Yakın gelecekler işte. İndi Türkiye Süper Ligimiz var, oynarız. Onda Antalya Spor takımı olarak ilk de çiz takıma girmek isteriz. İlk amacı odu. Ondan sonra işte şeye de çalışırız. Aynen 24 Şubat'ta da Irak Süper Ligi başlıyor. Onda da tabii yenici bir kulüple anlaştık. O kulüplerde inşallah şampiyon olmak isteriz tabii. İşte onlara çalışırız. Daha artık dedim sana geleceklere, doğru. Yakınlara, onlara geldikçe çalışırız. Ondan sonra başka bir şampiyonumuz belli değil hala. İndi son çi maçlar bunumuz var. Türkiye Süper Ligi'yle Irak
Süper Ligi bu geldiği ayda. İnşallah önümüze. Da kazanarsınız onları. İnşallah. Son olarak gençlere ne demek bu arada? Son olarak gençlere demekim biraz özlerine daha iyi baksılar. Spor yapın. Spora yakınlaştılar. Spor yani ben uşaklıktan yapıram. İndi bir şey oldu, canımdan parça oldu. Hiç çıkabilmem içinden. Doğru. Özleri yapsalar da yapsalar. İndi zaten bazı var iyi yapır ama onu da kötü yapırlar. Mesela bücü yedirem görürüm ben bu fitness'te çalışırlar, şişirdiler öz üzerine. Doğru. Ama o da kötüdür. Bazı darmanla marmanla sahatlerine zarar verirler. Sahatlerine zarar verir. Normal oynasalar zaten zararlı olmasa çok yani. O da güzel bir şeydi. Akid. Ben hepsi bütün gençlere, arkadaşlarıma da, kısımlarıma da... Tavsiyemiz o da spor yapın. Yapsalar spor. Doğru. Ben sana çok teşekkür ederim. Ben Kırmalı da programa geldik için. Sana, hayatında da sana başarılar dilerim. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Hem senden hem kanalımızdan. Beni bugün davet ettiğiniz için her zaman da hazırlıkta, hizmette ederlikte size. Sağ olun, var olun. Çok sağ olasın. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, programımızın da sonuna geldik. Umarım bugün yaptığım program sizlerin gönlüne göre oldu. Aynı zamanda Doğataş Mobilya'ya çok teşekkür ederek bizi burada ağırladıkları için. Başka bir bölümde başka bir hayali olan bir gençten görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.